Arkadaşlar, Takı Tasarım Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelimizle karşınızdayız. Hatırlarsanız geçen videolarımızdaki papatya bileklik modelimiz vardı. Şimdi o modelin arkadaşlar küpesini yapacağız ki takım yapabilelim diye. Yine gerçekten güzel bir çalışma olacak. Eminim beğeneceksinizdir. Eğer ki beğeni veya olabilir, önerileriniz olursa eğer ki yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben fazla lafı uzatmadan hemen malzemelerimize geçelim. Bir adet yine ağzı düz olan şekilde pensemiz. 2 adet ben inci kullanacağım arkadaşlar. Ama siz isterseniz farklı bir boncuk da kullanabilirsiniz, 10 milimlik. Şekilde çek kristali kullanıyorum ki çok yakışıyor bunlar arkadaşlar. Ondan dolayı çek kristali kullanıyorum ben. Veyahut da farklı bir boncuk da olabilir arkadaşlar. Ortadaki yani temin gösterdiğim inciler 10 milimlik. Bunlar ise 6 milimlik diye alınabilir. Veya elinizde varsa onları kullanabilirsiniz. Bak. Şimdi hem yapalım hem de takım olsun amaçlı dedik. Siz istediğiniz rengi yapabilirsiniz. 2 adet şöyle küpeliğim var arkadaşlar. Ama siz arzu ederseniz istediğiniz şekilde, mesela bu da olabilir. Herhangi bir küpelik klipsi de olabilir. Ve şöyle bir adet de şekilde bit diye adlandırdığımız malzememiz var. Bunları da göreceksiniz zaten yapımda. Ve şu şekilde de ince bir kıvrılan tel dediğimiz, bükülen tel bundan var arkadaşlar. Bak, şöyle bükülüyor ve kalıyor. Evet arkadaşlar, biz hemen yapımımıza geçelim. İlk başta arkadaşlar şu şekilde hiç koparmadan şu şekilde boncuklarımızı 1 2 3 4 5 6 adet, bakın 6 adet ne yaptım? Boncuk dizdim arkadaşlar. Ve bunu şekilde bir tane tırnak makası da olsa iyi olur. Şu büyüklükte kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Kestim. Ve kestikten sonra arkadaşlar şu şekilde en son taktığım vardı ya, hani pardon, en baş pardon, evet, en son taktığım boncuğun içinden, sadece onun içinden arkadaşlar şu şekilde geçirip, bakın, bu şekilde çekiyoruz. Ve şeklimiz ortaya çıkmış oluyor. Ve hemen ardından hiç bırakmadan şu şekilde böyle ittirip geriye doğru alıyoruz arkadaşlar bunları. Ve ne yapıyoruz? Şunu hemen şu şekilde içeri doğru bir veya iki kere kıvırıyoruz arkadaşlar. Bir tarafını. Amaç burada sağlam olmasını sağlamak. Evet. Bu şekilde bunu da sağladıktan sonra arkadaşlar, bu telimiz şu an kalsın. Buraya şu an iki tane bit dediğimiz şu malzememizi takıyoruz, bak. Evet. 1 2 Eğer ki yetmezse zaten 3 tane takacağız arkadaşlar. Yetmezse 3 adet olacak. Biraz daha yakınlaştırayım sizin kameramı. Pardon. Özür diliyorum arkadaşlar. Evet. Şu bildi herhalde, net görüyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim incimize veya sizin kendinizin almış olduğu veya elinizde bulunan 10 milimlik taşımıza. Tabi bu incidir ama siz isterseniz farklı bir şey kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bunu taktıktan sonra da 2 adet daha bu şekilde bitimizi takıyoruz arkadaşlar. Evet. Ve hemen bakın bu şekilde bastırarak şöyle buraya geliyoruz ve burada sıkı sıkı tutuyoruz. Ve yine bunu alttan geçiriyoruz arkadaşlar. Evet.
Dedik takım olsun. Ya her takımda olabilir yani illa. Bu da olmayabilir. Veyahut da farklı bir renk de olabilir arkadaşlar. İlla bu olması gerekmiyor. Şöyle 3 veya 4 kere artık o sizin kararınıza kalmış ama genelde 4 kere yaparsak daha sağlıklı olabilir arkadaşlar. Şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar bakın şeklimiz ortaya zaten çıktı. Hemen şu en diplerinden tırnak makasıyla şekilde kestik arkadaşlar. Ve olayımızın biri ortaya çıktı. Evet, şimdi ötekine geçelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde alıyoruz. Şöyle bir, şöyle iki. Gerçi gördünüz ama yine de ötekini de yapalım. En son duruşu da önemli. Bakın en son duruşunda da gerçekten güzel olacak arkadaşlar. Ne yaptık? 6 tane dedik. 2, 4. 6 tane taktık arkadaşlar. Şu mesafede kestik. Uzun da kesebilirsiniz. Önemli olan az olmasın arkadaşlar. İlk taktığımız vardı ya. Ona şu şekilde bir tanesinden geçirdik. Şu şekilde geçirdikten sonra şöyle tutup bu şekilde şöyle yaptık arkadaşlar. Ve ne yaptık? Alıyoruz birini. Bu şekilde bir, iki, üç, şöyle son olarak dört arkadaşlar. 5 de olur. Yani sizin hangisini nasıl isterseniz yani. Ama 4 tane yeterlidir arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yine şunu çektiriyoruz arkadaşlar. Çektirdikten sonra tekrar bitimizi şu şekilde 1 2 tane taktık. Evet. Şu şekilde taktık. Arkadaşlar. Şuradan bütün eksikmiş şunlardan. Sarılardan koyacağız tabii ki. İki tane daha koyduk arkadaşlar. Bu sefer bakın yine tekrar göstereyim. Aldık. Bu şekilde koyduk. Ve şunu şuradan alarak bastırarak şu hattan çektik bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Ve şöyle dört. Evet arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Bunu buradan kesiyoruz. Bakın bu şekilde bir küpelerimizin başlangıcı oldu arkadaşlar. Biraz daha yaklaştıralım. Evet. Bakın gayet şirin duruyorlar değil mi? Şimdi arkadaşlar gelelim klipslerimize. Gerçi yapım basit ama yine olabilir. Belki hiç yapmamış olanlar için. Biz yine de eminim siz bunları takmışsınızdır, yapmışsınızdır. Fakat yapmamış olanlar varsa onlara şöyle göstermiş olalım. Şimdi arkadaşlar bunu açtık bakın. Ağzı bunların şu şekilde açılır. Böyle de bir tarafı kesiktir arkadaşlar. Şöyle alalım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Papatyamızın şu kısım var ya hani bit takmıştık arkadaşlar. Evet. O bit taktığımız yerden şu şekilde o demirin içinden hani geçirmiştik ya boncukları bir telin içinden. Onun içinden şöyle alıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu şekilde geçirdik. Ve şimdi bunu tekrar yerine oturtuyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Şu şekilde bir küpe olmuş oldu. Hem de karşı tarafa bakıyor. Hem sağa hem sola. Yani bu şekilde kıvrılma da olmayacak. Gayet güzel sallanıyor.
Ötekini de aynı şekilde yapalım. Geldik. Şu şekilde taktık. Evet. Taktıktan sonra arkadaşlar telefonumdan mesaj geldi. Ama şu an bakamam çünkü videomu bozamam. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde tamamlamış olduk küpelerimizi. İnşallah faydalı olmuşuzdur arkadaşlar. Yararlı olmuşsak eğer ne mutlu bize. Acı veya tatlı yorumlarınız varsa inşallah bekliyoruz arkadaşlar. Kendimizi geliştirme amaçlı, birbirimize paylaşım amaçlı her türlü yorum açığız. İnşallah yorum yaparsanız sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.